Merhaba sevgili dostum. Toplum olarak çok fazla iç içe olduğumuz için malum birbirimizin hayatına da çok fazla müdahale ediyoruz. Hem insanların tercihlerine karışıyoruz, hem insanların hayatıyla ilgili yorum yapıyoruz, hem onları değerlendiriyoruz ama bunun ucu bize değdiğinde de rahatsızlığımızı gizleyemiyoruz. İnsanlar birbirinin hayatına bu kadar müdahale ettiği için, bu kadar insanlar birbirinin hayatında yer kapladığı için ister istemez bu sefer sınır çizmekte zorlanıyoruz. Hem sınır çizemiyoruz hem de bir süre sonra onlar bizimle ilgili ne düşünüyor, hakkımızda ne söylüyor, arkamızdan ne konuşuyor diye çok merak ettiğimiz için de bu bizi huzursuz etmeye başlıyor ve sürekli zihnimizi meşgul etmeye başlıyor. İşte bugünkü videoda insanların bizimle ilgili dediklerini kafaya takmamak için, onları ciddiye almamak için, onlarla baş etmek için uygulamamız gereken yöntemlerden bahsedeceğim. Her şeyden önce şuna karar vereceğiz. İnsanlar bizim her zaman arkamızda konuşacak. Her zaman istediğimiz şeyleri duymayacağız. Bu akrabalarımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, eşimiz, çocuğumuz, herkes olabilir. Bunu önce cebe koyacağız. Yani ben kafaya takmayayım diye herkes sussun, insanlar benimle ilgili konuşmasın gibi bir beklenti, bir düşünce gerçekçi değildir. İnsanları susturamayız. İnsanlara nerede, ne, nasıl konuşacağını belki de öğretemeyiz. Ama bazı şeylerde bazen mesafe koyarak, bazen de onlardan etkilenmemekle ilgili bazı başarıları elde edebiliriz. Birinci kuralımız o zaman şu. Her zaman konuşacak insanlar olacak. Her zaman dedikodu yapacak insanlar olacak. Ben bunu kabul ediyorum. Yani kimse konuşmasın, kimse yorum yapmasın ki ben huzurlu olayım düşüncesinden öncelikle vazgeçmemiz gerekiyor. Gelelim ikinci maddeye. Bunu ciddiye alıp almamayla ilgili aslında çalışmak gerekiyor. İnsanları susturamayız ama onları ciddiye alıp almamak bizim elimizde. İşte burası bizim sorumluluk alanımız. Burası bizim tedavi alanı diyelim ya da işte iyileşme alanı diyelim buraya. Nedir o? İnsanları ciddiye alıp almamak. Söylediklerini gerçek olarak kabul edip etmemek. Burada önemli olan noktalardan biri de şu. Söylenen sözün gerçekliğini tartmak, onun kaynağını sorgulamak ve ondan sonra bu konuyla ilgili fikir sahibi olmak. Hatta her zaman vurguladığım yine önemli konulardan biri de şu. Fikrini önemsemediğin insanın eleştirisini de önemseme. Yani gidip hayatta fikir almayacağın, hayatta bilgisinin yeterli olduğunu düşünmediğin, hayatta önemli ve objektif olmayacağını düşündüğün bir insanın yorumunu niye bu kadar ciddiye alıyorsun ki? Bazı insanlar konuşur, her şeyle ilgili konuşur. Neden biliyor musunuz o kadar başkalarıyla ilgili konuşuyor? Çünkü kendisini yaşadığı bir hayat yoktur. İnsan kendisiyle meşgulsa, hayatıyla meşgulsa başkası onun hayatında bu kadar yer kaplamaz ki. Dedikodu mutsuzluğun dışa vurumudur mudur? İftira mutsuzluğun dışa vurumudur mudur? Başkasının hayatını bu kadar dikizlemek kişinin kendi hayatındaki mutsuzluğun dışa vurumudur mudur? Nedir biliyor musunuz? Kendi çöplüğünde mutlu olan başkasının çöplüğünü karıştırmaz çünkü. Eğer birileri sizin dedikodunuzu yapıyorsa, birileri sizin arkanızda konuşuyorsa, birileri sürekli sizi yorumlayıp, masaya yatırıp, adeta malzemeye dönüştürüyorsa, bilin ki sizden başka hiçbir şey yok. Bilin ki siz de olmasanız onun hayatı çok sıkıcı olacak. Konuşacak hiçbir şey bulamayacak. Genel kültürü de yok. Sohbet açmayı da bilmeyecek. İşte bazı insanların karakteri bu, yaşam tarzı bu. Bugün seni konuşur, yarın Ayşe'yi, başka bir gün Ahmet'i, Mehmet'i konuşur. Ve bu hep böyle devam eder. Ve bu kaçınılmaz bir sondur aslında. İşte bu açıdan baktığımızda da en çok dikkat etmemiz gereken nokta bizim insanların fikirlerini ciddiye almamamız gerektiği düşüncesidir. Bunu ispat etmeye çalışmak, bunun peşinde koşmaya çalışmak aslında o insanı ciddiye alıp meşrulaştırmaya başlar. Gelelim ikinci noktaya. Ortada diyelim ki bir iftira var, dedikodu var ya da insanların sizle ilgili ne düşündüklerini çok merak ediyorsunuz, çok üstüne gitmek istiyorsunuz. Ve ortadaki bu sorulara sürekli bir cevap veresiniz, haddini bildiresiniz geliyor. Hayır, bu bir tuzak. Bu çok önemli bir tuzak. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsanız siz o insanların dediklerini ne kadar çok kafaya taktığınız imajını yaratacaksınız. Bu sahte olarak yapmayın, umursamaz gibi davranmayın, içselleştirin. Çünkü birçok insan mış gibi bir imaj yaratıyor işte, umursamıyormuş gibi ama aslında içinde o kadar çok takıyor ki bunu. İşte ciddiye almıyormuş gibi davranıyor. Hayır. Bu sahte bir şekilde olmayacak. Bunu içselleştirirsek zaten bununla ilgili de rol yapmaya da gerek kalmaz. O halde ne yapacağız? Ortada bir söylenti, dedikodu, iftira veya arkadan konuşma varsa asla ve asla bunlara cevap vermeyeceğiz. Neden benimle ilgili böyle konuştun? Neden benimle ilgili bunu düşünüyorsun? Ya da benimle ilgili neden bu yorumu yaptın? Buna benzer sorular veya yorumlar bir süre sonra bizi gerçekten olayın tam içine koyar. Bir diğer nokta ne dedik? Kendimizden emin olacağız. Sen kendinden eminsen, kendi değerinden eminsen, başkasının gözünden kendine değer biçmekten vazgeçersin.
Ben değerli miyim? İnsanlar bana değer veriyor mu? İnsanlar beni ciddiye alıyor mu? Bana saygı gösteriyor mu? Bunu dışarıdan dolduramazsın. Bunu dışarıdan alamazsın. Bu senin kendinle ilgili bir şeydir. İnsanlar beni eleştirse de eleştirmese de, bana değer verse de vermese de, ben değerli olduğumu biliyorum. Bundan şüphe etmiyorum. Hayatımızda her zaman bu olacak. Hiç tanımadığınız bir insan sizi küçümseyip aşağılayabilecek. Hiç tanımadığınız bir insan size omuz atıp bir de üzerine sizi suçlayabilecek. Bunlar hayatın doğal akışında hepimizin başına geldi ve gelecek olan şeylerdir. Ama mesele bu değil. Mesele ben bunlardan kendimle ilgili nasıl bir anlam çıkarıyorum? Acaba diyorum ki onun fikri beni bağlamaz mı diyorum? Yoksa ya bana nasıl böyle yapar? Ya da benimle ilgili nasıl böyle düşünür diye kendimizi mi acaba yıpratacağız? Bu bir tercihtir. Finalde şunu görmemiz de gerekiyor bu maddeyle ilgili. Kendi değerinden emin oldukça, kendinden şüphe etmedikçe inan kimse seninle ilgili seni tereddüte düşüremez. Sen kendinden ne kadar eminsen, karakterinden, doğrularından, bir şeyi yapıp yapmadığından, kendilik değerinden ne kadar eminsen, insanların dediğinden de en az o kadar etkilenmezsin. Yani aslında başkalarının dediğinden etkilenmek, başkalarının bizimle ilgili söylediği şeyleri ciddiye almak aslında biraz da bizimle ilgili bir şeydir. Biz kendimizden emin oldukça istediği gibi düşünsün, ben kendimi ne olduğunu biliyorum demeye başlayacağız. Biz kendimizden emin oldukça o onun fikri beni bağlamaz diyeceğiz. Biz kendimizden emin oldukça insanlara açıklama yapma gereği de hissetmeyeceğiz. Ve biz kendimizden emin oldukça bize sataşanlar istedikleri cevabı ve istedikleri etkiyi yaratamadıkları için zamanla vazgeçeceklerdir. Ha kaldı diyelim ki vazgeçmediler. 20 yıldır hala arkanda konuşanlar var. Niye konuşuyor değil, niye ben hala bunu ciddiye alıyorum? Konuşsun dursun, değil mi? Niye bunu bu kadar ciddiye almam gerekiyor ki? O belki bununla kendini rahatlatıyor. Belki hayatta o kadar boş ki neden başka konuşacak bir şey yok. Belki genel kültürü yok. Belki hayatı çok sıkıcı. Belki o hayatı dolduramadığı için insanların dedikodularıyla dolduruyor. Son madde. İnsanları dedik ki değiştirmeyeceğiz. İnsanlar konuşacak. Biz herkesi kontrol edemeyiz. Ama her zaman yine vurguladığım bir konu var. İnsanları değiştiremeyiz ama onlarla olan ilişkimizi değiştirebiliriz. Mesela mesafeyi ayarlayabiliriz. Mesela sürekli sır vermek veya onlara özelimizi anlatmakla ilgili biraz daha dikkatli olabiliriz. Mesela her şeyle ilgili onlarla paylaşmaktan veya paylaşımda bulunmaktan biraz daha geri çekilebiliriz. İnsanlar size başkalarının dedikodusunu yapıyorsa o kadar kendinize güvenmeyin. Sizin de dedikodunuzu başkasına yapıyor. Sizin de özelinizi başkasıyla paylaşıyor. Size sürekli başkalarından bahseden, başkalarının özel hayatını çekiştiren insanlar sizin egonuzu okşatmasın. Zannetmeyin ki siz kusursuzsunuz da sadece diğerleri kötü ve onlardan bahsediyor. Hayır, başka ortama gittiğinde yeni malzeme sizsiniz. Bu konuyla ilgili insanlar niye beni bu kadar etkiliyor, başkalarının dediğini niye bu kadar takıyorum, zihnimde bunlar niye bu kadar yer kaplıyor gibi birçok sorunun cevabını 6. kitabım Zihin Tuzaklarından bulabilirsiniz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak.